Evet sayın seyirciler, şimdi bu zamana kadar açıklamalarla, haberlerle geldik. Anlatılanlar başka, yaşananlar başka, siyasetin derdi başka. Peki Türkiye'nin güneyinde ne yaşanıyor? Yani Türkiye'nin güneyi derken sadece işte PKK terörü akla gelmesin. Aynı zamanda Hatay'da kapıya dayanan hangi tehlikeler var? Gaziantep'te hazırlanılan veya Gaziantep'in etrafında neler oluyor? Kilise düşen roketler neyin imasını taşıyor ve bu bölgedeki ortak operasyonlar Türkiye dışlamasıyla ne mesajı veriyor? Şimdi biz bu konuyu Yusuf Karaca'ya soracağız. Sayın Karaca, iyi akşamlar. İyi akşamlar Faruk Karatay. Sayın Karaca, siyaset aldatıldık diyor. Ben de halk olarak soruyorum. Aldatıldık mı? Şimdi halk olarak ne yazık ki 15 yıldır tekrar tekrar aldatılıyoruz. Daha önceleri de Türk milleti aldatılmıştır. Bu ülkede gümrük birliğine girdiği için dünyada kutlama yapan tek ülkeyiz. Yani bunu da hatırlatalım. Ya özellikle Avrupa Birliği konusunda aldatıldık. Aldatılmaya devam ediyoruz. Amerika aldatıyor, Avrupa Birliği aldatıyor. Herkes aldatıyor. Bakın mesela en önemli aldatmalardan biri Amerika'nın efendim askerleri YPG arması taşıdığı halde görüntüleniyor. Amerika PYD benim ittifakımdır diyor. Müttefikimdir diyor. İttifak ettik diyor. Birlikte operasyona filan çıkıyorlar. Yani bizimkiler halen aynı şeyi soruyor. Yani ne olduğunuzu, ilişkilerinizin ne manaya geldiğini Amerika söylüyor ama ey iktidar siz anlamıyorsunuz, anlamazdan geliyorsunuz. Çünkü birlikte Amerika ile beraber bu milleti kandırdınız. Büyük Orta Doğu projesi adı altında bir projeye ne yazık ki taşeronluk hizmeti verdi sayın iktidar. Ve bugün işi güya Amerika'yı Türk toplumuna kötülüyor. Yani işte ey vatandaş, Amerika şöyle, Amerika böyle. Kime söylüyor? Amerika'yı muhtarlara şikayet ediyor. Amerika'yı Kazlı Çeşmeli ve toplanan efendim insanlara şikayet ediyor. Yani Amerika'nın ne olduğunu biliyoruz da ey iktidar, Amerika'yla olan bu ilişkilerinize ne zaman son vereceksiniz? Bakın daha önce Rusya'nın uçağını Türkiye neden vurdu diye bu soruyu Profesör Doktor Haydar Baş Bey çok defa ifade ettiler ve yine Türkiye'nin ittifak edeceği veya ittifaklar kuracağı ülkeler üzerin toprakları üzerinde hesabı olmayan ülkelerle olmalı diye birkaç defa efendim Türkiye'yi bu konuda uyardılar. Biz bizimle her konuda birlikte olan Türkiye'nin üzerinde hesabı olmayan bir Rusya'nın uçağını vurduk. Yakın Sayın Binali Yıldırım ilk gün ne söylediler? Dostlarımızı çoğaltacağız, düşmanlarımızı azaltacağız. Bu önemli bir mesajdı. İkincisi evet, iş ve aş dediler. Şimdi iktidardan Haydar Baş demelerini bekliyoruz. Yani iş aş, Haydar Baş dediği an Atatürk de dediler çok şükür. İktidar 15 yıllık iktidar ilk defa Binalisi'yle birlikte Atatürk demiş oldu. Kısacası Türkiye'nin çözümü burada. Bakın Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in önemli bir demeci bugün bazı basın yayın kuruluşlarında mevcuttu. Efendim Atatürk vatan demektir. Vatan Atatürk demektir. Şimdi çok önemli. Yani ülkenin kurtarıcısı olan Atatürk, devleti kuran Atatürk ve şu halkın önemli bir çoğunluğu bir iktidarın aklına uyarak, ne yazık ki bu kadar aldatılan bir iktidarın aklına uyarak Atatürk'ü düşman olarak gördüler. Atatürk'ü dinsiz olarak gördüler. Ve emin olun Türkiye'nin başına gelen bugün yaşamış olduğu felaketlerin en büyük nedeni budur.